Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bir ittifak macerasının daha sonuna geldik. Yani Thanos gibinin arkadaşlar sonuna gelmiş olduk ve ödüller dağıtıldı. Sıralamalara bakalım. Biz ne yapmışız? Dünya ne yapmış? Bizim Türkler ne yapmış arkadaşlar? Geçen haftaki gibi, yani geçen hafta dünya birincisi olan, dünya ikincisi olan hani bu kurnazlıkla bir haftada 6 kere Thanos macerası açan ekipler. Bakalım tekrar dünya birincisi pozisyonunda mı arkadaşlar? Bir bakalım. Biz de 415.2 M yapmışız. Ve 48. sırada arkadaşlar. Bizim ittifakın prestij ortalaması 9.77. Yani 779 arkadaşlar. Bizim ittifakın prestij ortalaması. Benim prestij arkadaşlar an itibariyle 10.501 olmuş durumda. Ve 10.500'de... Çok şükür geçmiş durumdayız. Bununla ilgili bir video yapacağım inşallah aklımda. Bakalım şöyle bir liderlik tablosuna bir bakalım. Birinci sırada NE var. Yani bu hafta taşlar yerine oturmuş. Herkes kendi yerini bulmuş arkadaşlar. NE birinci. Asgard ikinci. MMX üçüncü sırada. MMX'te ufak bir prestij kaybı görüyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorum diyeyim. Birinci ve ikinciye göre... bir prestij dalgalanması var. İnşallah tekrar yukarı çıkar. Çünkü onlar bizim gönlümüzün birincisi ve yıllardır varlar. Yani hani dersin ya çocukken işte büyüyünce işte Fenerbahçe'de oynayacağım, Beşiktaş'ta, Barcelona'da neyse oynayacağım diye. Benim de işte bu Marvel'a ilk başladığımda böyle olayı öğrendiğimde MMX'de oynayacağım, MMX'de oynayacağım diye söylenmişliğim vardı. O yüzden MMX'in benim gönlümdeki yeri farklı arkadaşlar. Nasip olursa belki bir gün biz de orada oynarız. Dördüncü sırada yeni bir ittifak görüyorum arkadaşlar. Zielo denen bir ittifak. Beşinci sırada NE ittifakı var. Altıda MP var. Yedide Çakma MMX var arkadaşlar. Çakma MMX diyorum ama hani rakamları farklı. Ben ilk o MMX'i tanıdığım için buna MMX2 demek yerine Çakma MMX diyorum. Onlar da alınıyorsa yazsınlar. Ne yapak yani. Kenop geçen haftanın birincisi arkadaşlar. Kurnazlık yaparak 6 tane Thanos macerası açarak ki bu arada kurnazlık yapmasında bir sıkıntı yok yani. Kabamın ve açtığı bir boşluk. Ama bunun ismi kurnazlıktır. Yani şey gibi oluyor bazen görüyorum böyle. Mesela atıyorum bir Müslümanla bir kafir işte atıyorum. Ateist mesela ya da kafir diyeyim hani atışıyorlar böyle. Adama kafir diyorsun. Adam anlıyor. Niye öyle söylüyorsun? E sen olsun. Sen bana nasıl Müslüman deyince alınmıyorum. Ya da bir Türk'le bir Yunan'ı düşün. Ya Yunan gibi diyorsun. Niye alınıyorsun ki işte Yunan gibi. Bu da Türk gibi. İşte Türk gibidir. Yani bu da kurnazlıktır. Bir fark yok. Ama işte elementler başka yerden uydurulunca yanlış anlaşılıyor. Neyse devam. 10. sırada Loki varmış. Bakalım Türk ittifakları ne durumda arkadaşlar. Bizim için önemli olan Türk ittifakları. Allah nasip etsin de şu ilk 5, ilk 10 komple hatta tamamı Türklerden bulsun. Mis gibi olur yani. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 22. sırada TC Team var arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi ittifakı. Bunu daha önce de çok söylemiştim. Bu ittifakta 2 ay yani 2 sezon oynamak bana da nasip oldu. Çok güzel bir sezondu arkadaşlar. Çok keyifli bir sezondu. Yani bu ekipte oynayan herkes tabii ki Türkiye'nin en iyi oyuncularından biridir. Onun şüphe yok. İnşallah, inşallah arkadaşlar dünya birinciliğinde de görürüz. İsmi bir kere çok güzel diyorum. Devam edelim. Başka kimler var bizlerden? 35. sırada OV2 ittifakı var arkadaşlar. 36'da adamlar ittifakı var. Çok güzel. Türk ittifakları çok güzel yükselmiş. Elinize sağlık. ASR 37. sıraya düşmüş. Sanıyorum bir aksaklık yaşanmış. Omni ittifakı çok düşük sırada. Allah Allah. Bayağı bir aksaklık yaşamış. TVY 44. sırada. 47'de King Ray var, 48'de Ankara var, 49'da Kank var, 51'de NV var. NV'de bir düşüş yaşanmış ama ekip sağlam, prestijleri güzel olan bir ekip. Tekrar yukarılarda göreceğiz inşallah arkadaşlar bu güzel Türk ittifakını. Dediğim gibi TC Team'le beraber NV ittifakı şu anda Türkiye'nin en iyi ittifakları. Prestij olarak da ekip olarak da çok güzel iki ekip. Başka bizlerden kim var? Batu ittifakı hızla yükselmeye devam ediyor, çok güzel yerlerde. Vefa ittifakını tekrar yukarılarda görmek çok güzel arkadaşlar. Yani dediğim gibi Türk ittifaklarında
bir güzellik var. Bir oturma başlamış. Çok güzel. Başka kim var? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. TR İttifakı Türk Yıldızları'nda da yükseliş var. Allah Allah, boğazıma kahve mi kaldı, ne olduysa. Elinize sağlık arkadaşlar. Hakikaten çok güzel, çok hızlı yükselen bir ittifaktı. Hatırlıyorum, bundan yani yakın bir zamana kadar ilk 200'deydi. Sanıyorum yerinde ve güzel değişiklikler yapmışlar. Ve arkadaşlar başarılı olmuşlar. 75. sıraya kadar yükselmişler. İnşallah dünya birinciliği de nasip olur bu güzel ittifaka da. Devam edelim. Başka kimler var bizlerden? Hadi bakalım, inşallah daha güzel ittifaklar. Bu arada bu Türk ittifaklarının arkadaşlar yani hiç yabana atılmasın. Mesela BR, CHP ittifakı çok büyük bir ittifaktır. Yani yine bu 5YNRG vesaire falan yani hakikaten büyük ittifakları sıralı arkasını yani arkaya atmışlar. Helal olsun. Bir kere ilk 200'e girmek, ilk 100'e girmek çok büyük bir başarı zaten. Vallahi elinize sağlık arkadaşlar. Başka arkadan gelen yeni Türk ittifakları var mı? Şöyle bir bakalım. Hadi inşallah. TU ittifakı 128'lerde. Bir ara sanki daha da yukarı çıkmışlar gibiydi. İnşallah daha güzel yerlere de gidersiniz. Başka bizden var mı abi? Bizden böyle canımızdan kanımızdan başka kim var? Kan dedik, blot çıktı. B pozitif. A RH negatif gibi olmuş. Hadi bakalım. Şöyle arkadan gelecek vardır ya. Yeni böyle çılgın. Bizden mutlaka vardır bir şey. Hadi bakalım. Vardır ama şimdilik ilk 200'e girememiştir. 201. olmuşlardır mutlaka arkadaşlar. Artık bir sonraki hafta inşallah o güzel Türk ittifaklarında daha yukarıda görürüz. Türk ittifaklarının sayısı da artmış. Sıralamaları da çok kaliteli şekilde. Yani sağlam, ayakları yere basarak yükselmiş arkadaşlar. Tüm Türk ittifaklarını tekrardan tebrik ediyorum. Dediğim gibi inşallah ilk 10, ilk 200, ilk 5000 bizden oluşur abi. Neden bizden oluşmasın ki zaten? Hadi ödüllerimizi alalım ve kristallerimizi açalım. 48. olmanın ödülü arkadaşlar 1800 parça şöhret, 2500 parça T5, 13000 parça alfa 2, 1S4 kristali, 4 tane büyük şöhret ve 1 tane de T4. Hadi bunu hemen alalım. Aynı zamanda aşama ödülünü geldiğinde yani 400.000'in üstüne çıktığımız için arkadaşlar 3400 şöhret, 7 tane T7 ve 16 tane de T6 kristali, bunları da aldık. Ha, burada yine tekrar ödül veririm diyorsan alırım yani, hiç problem değil. Ve kristallerimizi açmaya başlayalım. 16 tane T6. İlk onluyu açıyorum. 8000 T4, 6000 alfa 2 gelmiş diğerleri S4 parçaları. Bu altıyı açtım, toplamda 13000 T4, 10000 alfa 2 buradan gelmiş durumda. Sıra geldik asıl yere, T7'ye. Yani alfa 2'lerin daha az çıkıp T5'lerin de çıkma ihtimalinin olduğu yer. Bas bakalım. Bir şeyler oluştu. Oba, alfa 2 oluştu. 4000 parça T4 oldu. Alfa 2'miz geldi. 1700 parça T5 geldi. Güzel. Devam edelim. Bir onlu daha açalım arkadaşlar. 13000 parçaya çıktı T4'ler. Alfa 2'de 5600 daha gelerek 7600'e kadar çıkmış oldu. Bir daha devam desek. Son durum 15300 T4. S4'leri saymıyorum geldi. 1748 T5 gelmiş. 5659 da alfa 2 gelmiş arkadaşlar. Stoklarımıza bir bakalım. Stoklarımızın durumu nedir? Vaziyet hali nedir? 2 tane T4'ümüz var. T5'imiz 3 tane, dördüncüsü de yarı yolda. Yani Allah nasip ederse yarın bir tane daha T5 buraya eklenmiş olacak ve 4 tane olacak. Tabi bu 4 tane demek arkadaşlar 2 tane daha R5 atabiliriz demek. Şu anda elimizde 12 tane R5 var. Ama ben 5 yıldızdan ziyade duruma göre doktordum muhabbeti var. 6 yıldızları tercih etmek istiyorum. Ama yine bir 2 tane daha 5 yıldızda atabilirim duruma göre. Aşağıları inelim. 8 tane alfa 2'miz olmuş. Bu da nedir? Yine işte R5 atabiliriz veya 2 tane daha R4 hemen atabiliriz. Tabi alfa 1'ler izin verirse alfa 1'imiz arkadaşlar 3 tane durumda şu anda.
stoklarda bir tane bilim S4'ü, bir tane de mistik S4'ü mevcut. Yani bir Doktor Doom alsam mesela öf ne basarız var ya, fena olur. Mağazaya geldiğimizde şöhret mağazasına girelim. 6300 şöhretimiz var şu anda. Bir kere şundan iki tane alayım. Kenarda dursun arkadaşlar. Bu sağlık potları kara gün dostu dursun. Zaten yakında gün yenilenecek. Yenilendiği zaman ne kadar varmış yenilenmesine? 20 saat var. Yani bir gün sonra burasından yenilenecek. O zaman yine duruma göre bakarız. Bir tane alfa 1 alayım. İçeri küçük küçük toparlayayım. Neyse bu parçalardan gelir. Buna bir şey almaya şimdilik gerek yok. Ya da bir tane T4 alayım. Küçük küçük alıyorum, elimde dursunlar. Bir tane diriltme mutlaka alalım. Diriltmeler candır. ...3900 parça kaldı. Hadi bir tane daha alayım alfa bir. Şey yapamadım. Tamam, güzel. Son duruma bir daha bakalım. T4'lerimiz 3 tane, dördüncüsü gelmek üzere. Alfa 2'miz de 8 tane, 8 bir de 7600'ümüz var. Alfa 1'imiz de 5 tane olmuş durumda. Şampiyonlara şöyle bir baktığımda 6 yıldız Mysterio'yu R2'lerde atabilirim arkadaşlar. Çünkü prestij muhabbeti çok güzel. Hatır sayılır bir prestiji var. Ama kopya sayısı şu anda 20. 5 taşta bende var 25 ama şu anda beklemedeyim. Eğer 6 yıldız bir sunspot bolcu, çünkü yılbaşından sonra bayağı bir asılacağım 6 yıldızlar arkadaşlar. Bayağı bir 6 yıldızı yükleneceğim. Şu yılbaşı muhabbeti bir gelsin, 1. 2. ay bir olsun. Sonrasında bayağı bir yükleneceğiz. Yine aslında gece maymunu yükseltilebilir ki prestij olarak ilk 5'te, ama dediğim gibi şu anda prestijimiz zaten 10.500'de. Bir de yani çok aman aman da bir fark yok. Diğer prestij silahlarım da çok çok kaliteli. Yine bunu da aslında R5 atabiliriz. Hatta dördüm gibi yarın veya öbür gün ikinci bir dördüncü bir T5 geldiğinde çift R5 bile atabilirim. Bir Clary Voyant var mesela. Colossus bile, Star-Lord'u bile atarım ben. Killmonger bile atarız. Yani var, bayağı var. Ama dedim ki 5 yıldızlardan atarsam eğer arkadaşlar, 5 yıldızlardan karakter atarsam aklımda ilk olarak G99 ve nerede o? Kaptan Amerika var arkadaşlar. Kaptan Amerika var. Çünkü Kaptan Amerika'nın bende 5 yıldız Cevher uyandırması da var. G99'un yok. Bu Kaptan Amerika'yı da özellikle defansif anlamda çok güçlü olduğu için arkadaşlar düşünüyorum. Hem şampiyon için çok etkili bir karakter. Hem de genel anlamda çok kullanışlı bir karakter. G99'a hasta oldum. Yani hakikaten öksürme sebebim belki de o. Bir ihtimal ama kopya sayısı çok düşük şu anda. Kopyası bile değil. Ghost olabilir ki şu anda hali bile çok evsiz gözüküyor. Yani bunları atarsam atarım. Onun dışında beklemediğim 6 yıldızlar için, özellikle Mysterio için biraz daha kopyasını yükselsem, prestij potasına girse benim için yeter diyebilirim. Onun için şu anda beklemeliyiz. Bir yılbaşı olsun, duruma göre bakalım arkadaşlar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Yani şunu görüyorum. Türk ittifakları yavaş yavaş da olsa arkadaşlar çok güzel yükseliyor. Daha önce dediğim gibi TC Team vardı sadece bu kadar yukarıda olan. Kank ittifakı da gerçi vardı ama Kank ittifakı sonra bir iki ufak tefe şey oldu sanırım. Olur, hiç sıkıntı yok. Tekrar toparlanır veya başka bir yerde başka bir isim de olur. Daha sonra neydi o ittifak? Yeni ittifak olduğu için benim için yine en azından. Hop, yanlış yer. Neyse, bir ittifakımız daha var. O ittifak da çok güzel toparlandı. Çok güzel toplandı daha doğrusu. Gerçi bu hafta biraz bir sıkıntı olmuş ama o tarz ufak tefek şeyler her zaman olur arkadaşlar. Allah Türkiye zeval vermesin de gerisinde bir sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.